Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtır mı çıtır, harika, hem çok kolay, pratik, lezzetli. İsterseniz kurabiye deyin, isterseniz çörek deyin ama çok lezzetli ve atıştırmalı. Evet, yapımı çok kolay. Gerekli olan sadece 3 malzeme arkadaşlar. Baklavalık yufka, tahin ve şeker. Nasıl yapıyorum derseniz arkadaşlar. Tek kat baklavalık yufkaya, ortasına, her yerine gelecek şekilde tahin serpiyorum. Daha sonra ikinci kat yufkayı da üzerine yerleştiriyorum. Tekrardan tahin sürüyorum her yerine gelecek şekilde ve bolca şeker serpiyorum arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde fırçayla dağıtıyorum tahini ve şekeri. Tekrar yufka, tahin, şeker olarak katlarımı tamamlıyorum. Bu katları sizler istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. 4 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz. Ben 3 kat yaptım. Bolca şeker de serptikten sonra güzelce rulo sarıyorum. Gördüğünüz gibi. Baklavalık yufka birazcık taze değil. Gördüğünüz gibi dağılıyor. Ama maalesef buradaki yufkalar bu şekilde genelde arkadaşlar, ama hiç sorun değil, zaten keseceğim için bu şekilde dağılması sorun olmuyor. Yani yaklaşık 1,5 parmak kalınlığında şeritlere kestim. Bu şekilde çöreklerimi hazırlıyorum arkadaşlar. Yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsisine biraz aralık bırakarak diziyorum. Evet, gördüğünüz gibi tahınlı çöreklerim bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Geri kalan baklavalık yufkamadan bu şekilde börek yapmıştım. Bu börek de harika oluyor. Tarifimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. İkisini bir pişireceğim. Fırını önceden 180-190 dereceye açıp ısıttım. Böreği fırınımın en taban katına koydum ve çörekleri de orta katına koydum. Renk alana kadar pişiriyorum. Yaklaşık 20-25 dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oluyor. Şeker ve tahin birbirine giriyor ve inanılmaz güzel oluyor. Evet. Artık pişti. Fırından çıkartabilirim. Böreğim pişmeye devam edecek. Kontrol ederek pişirelim arkadaşlar. İstediğiniz renge geldikten sonra fırından çıkartabilirsiniz. Evet, biraz nefesledikten sonra pudra şekeri serpip servis yapalım. İnanılmaz güzel oluyor ve çok kolay bir atıştırmalık çayın yanına. Değişik ve farklı kolay tarif istiyorsanız bu lezzeti denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.